Selam canlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı mutlu cumalar diliyorum. Hava hafiften atıştırıyor, yağmurlu bir Viyana havası. Yani burada şimdi bir iki ay böyle yağmurlu geçer muhtemelen. İşten çıktım, eve gidiyorum. Cuma günü biliyorsunuz herkes eve erken geliyor. Dolayısıyla yani bir yerlere gideriz diye düşünüyorum. Aslında bayağı bir yorgunum. Kaç gündür böyle yerimi hissetmiyorum. Sanki spor yapmışım gibi. Çok yorgunum. Evde de birkaç işim var. Çamaşırlarım kurutmada. Dün çıkarmadım. Geç attım makineye. Ondan sonra onları katlarım. Şimdi eve gidince bir biraz ortalığı toparlarım. Saat şu anda henüz 1'i 10 falan geçiyor. Çocuklar Turgut eve gelene kadar biraz işlerimi hallederim en azından. Ondan sonra da biraz dışarı çıkarız diye düşünüyoruz. Doğum günü tebrikleriniz için çok teşekkür ederim canlar. Böyle yani girdik 35 yaşımıza. Bir de sağlık, mutluluk, neşe getirsin hepimize inşallah. Evet, tatilleri de çok seviniyorum. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok yoruluyoruz. İhtiyacımız var Turgut'la ikimizin. Bize iyi geleceğini düşünüyorum. İnşallah nasip olur da gideriz. Evet, yani günümüz böyle başlasın istedim, bir merhaba diyeyim istedim, bir videoyu açayım istedim çünkü biraz evde de işleri yaparken sonra unutuyorum. Ondan sonra müzikle başlatıyorum. En iyisi özledi konuşarak başlatmak. Böyle canlar, şimdi bir eve gidelim. Ondan sonra da işlerimizi bir yapalım. Sonra da bakalım bugün neler yapacağız, bir şey yapacak mıyız? Duruma göre günün bize neler getirecek görelim. Canlar, ben sizi en son temizlik yaparken bıraktım, öylece kaldınız siz. Biz Turgut işten geldi, çocuklarla eve geldi. Hemen çıktık dışarı, biraz dolaştık, alışveriş yaptık. Ondan sonra eve geldik, iftara açtık. Yani ben oruçlu değilim zaten biliyorsunuz. Dünden lahmacunlar vardı, onları çıkardık, onları yedik. Ondan sonra şuraya oturduk, sonra bir de dondurma yedik üstüne. Turgut'a dondurma almıştık. Poşetleri de böyle bıraktım. Şu an yani bayağı bir üzerinden geçti, poşetler hala yerde duruyor. Dedim bir açayım da dedim bari bir hem kaparış çekeyim, Yasemin hem de neler aldın, neler yaptınız bugün onu anlat. Bugün biraz çocukları eğlendirdik. Onlara böyle bir oyun parkı var işte AVM'de. Onun içine sokuyorsunuz, orada oynuyorlar. Turgut'la biz de ikimiz de böyle biraz dolaştık. İhtiyaçlarımız vardı. Bir iki onları aldık, gezdik, dolaştık derken yani böyle bir gün geçirmiş olduk. Birazcık zaman geçsin diye de yani. Yoksa evde de zaman geçmiyor. Böyle canlar, zaten yarın da biliyorsunuz alışveriş günümüz. Bir menü hazırlayacağım şimdi. Yani alışveriş listesimi hazırlayayım, oturayım. Menümü yapayım, haftalık menü listemi. Böyle canlar, neler aldık size bir kısaca göstereyim. Öncelikle şu poşetten başlayayım, gördüğünüz gibi.
Çok güzel bir poşetimiz var burada. Burada neler var? Biz haftaya Cuma günü Turgut'un yeğeni var bir tane. Hani yeğenlerin kardeşi gibi. Onlara davetliyiz iftara. O yüzden de onun da minnoş mu minnoş bir kızı var. Çok seviyorum onu. Ona hediye aldık bir tane. Doğum günü vardı 3 ay önce. Göremedik, gidemedik. Ve onu çok sevdiğimiz için de, yani sırf doğum günü için değil de onu sevdiğimiz için de biraz da süslüdür böyle kendisi. Ona şöyle hediyeler aldık. Göstereyim şöyle biraz size. Hatta fiyatlarını da şunu koparayım hemen. Görünmesin. Şöyle gördüğünüz gibi şu yeleği aldık. Şurada Minnie Mouse yazıyor. Arkasında da şöyle Minnie Mouse'umuz var. Çok tatlı teyzeleri baksanıza. Bu da ona çok yakışır eminim. Zaten minnoş minnoş kendisi. Bir tane küçücük şöyle bir şey. Ondan sonra şöyle bir tayt aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok tatlı değil mi ya? Bu kız eşyalarına bayılıyorum ya. Şuna baksanıza bitiş bitiş küçücük ya. Bundan aldık bir tane böyle. Bunun üzerine de yani çiçekli ya. Bir tane de şöyle çiçekli tişört aldık. Üstüne de ceketi olur diye düşündüm. Yani böyle set yaptık, kombinledik. Şöyle bir de tişört var çiçekli. Tam tight'ına. Şöyle tight'ına uygun yani çiçekli. Bu da çiçekli. Ondan sonra bir de pembiş bir ceketi. Oh mis gibi bu güzel havalarda giyilir artık yani. İlkbaharda. Sonra tabii ki süsüne düşkün dedim ya. Süslü bir kızın nesi olmazsa olmaz. Tabii ki bir çantası olmazsa olmaz. Şöyle minili bir çanta aldık ona şöyle taksın diye. Böyle. Buradan böyle takabiliyor teyzeleri. Şöyle bir takar. Ondan sonra da ona şöyle gözlük aldık bir tane. Bunun da fiyatını şöyle yırtayım. Şöyle bir de donutlu gözlük aldık ona şöyle. Çok tatlı bence ya. Gerçekten şu kız eşyalarının tatlılığı. Yani görmüş olduğunuz gibi bunları ona aldık canlar. Ben de giderken San Sebastian yapacağım diye düşünüyorum yani. Şu an gün değişmezse San Sebastian'da kalacağım. Bu arada aynı çocukta buralar yaşıyor hala. Sana dün için bayağı bir yorum geldi. Bir şey demek istiyor musun? Teşekkür ederim. Sen herkes tam izleyemedi Turgut daha yorumları okuyamadan. Ben böyle arada bir telefon ekranına geliyor görüyorum. Turgut abi eşine ne güzel davranıyorsun. Aynen, Allah senden razı olsun. Turgut abi yapmış yine yapacağız diyenler var. Alkış yapmışlar sana Turgut Bey'imize. Böyle. Şey Yasemin de görse. Bakın şimdi görüyorsunuz değil mi işte adı, siz yüz veriyorsunuz. O böyle yapıyor arkadaşlar bana. Gerçekten. Aşk, aşk. Ama ben sana... 19 sene sonra hala. Ama ben de sana, bak ben de sana aşk. Bak ne güzel gözlerle bakıyorum sana. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Böyle, böyle numara yapıyor buralarda arkadaşlar inanmayın. Yatsa bunlar dursun mu? Dursun hepsi. Hadi ben kaçtım. Tamam kaç hadi. Böyle canlar yani işte San Sebastian yapacağım bir gün değişmezse. Sonra çocuklarla tabii ki Müller'e uğradık. Müller'den yiyip şöyle kendine sıkmalı meyveler var ya küreler. Ondan aldı. Şunlar arkadaşlar 99 centi düşmüş Müller'de böyle kek Milka'nın. Hem okula koyarım dedim hem de çocuklar böyle yer. Okula böyle küçük, bunlar tek tek paketlenmiş böyle. İyi oluyor. Sonra şunlardan almışlar. Azra, veci şekerlerden almışlar iki tane. Ben kendime şey aldım canlar. Şöyle biliyorsunuz artık şu mısır patlaklarını yiyorum. Hem kalorisi az hem de böyle film falan seyrederken iyi oluyor böyle. Kalorisi az şeyler tüketmek. Sonra benim en sevdiğim çikolatalardan biri budur canlar. Bilmiyorum bileniniz var mı? Happy Hippo. Ama çikolatalı olanı sevmiyorum ben. Bu içi fındıklı olanı seviyorum. O yüzden görmüşken bir tane aldım canım çekti. Bunları yani denemediyseniz mutlaka deneyin. Ama fındık kremalı olanını yani çikolatalı olanını ben sevmiyorum. Sonra yeni bir şey çıkmış. Şu Kinder Duo. Beyaz ve siyah çikolatalı bisküvi. Şöyle keks. Bunu da denemek için aldık. Böyle bir yeni bir şey çıkınca mutlaka denerim ben. Öyle bir huyum vardır. Sonra Yiğit şöyle bir kalem görmüş arkadaşında. İlla anne ben de alacağım diye tutturdu. Böyle parıltılı, böyle loş tifte yani parlayan kalemler. Bunu aldı Yiğit. Sonra Azar kendine şöyle bir püre, meyve püresi aldı. Sonra şeye ihtiyacı varmış onu aldı. Kalem tıraşı.
Tabii ki diyorum ya, Azra'nın şeyleri işte bitmez, istekleri. Böyle silgi aldı bir tane. Top modelle dudak ruj gibi silgi. Bir tane şöyle silgi aldı. Bir tane de şöyle silgi aldı. İşte çocuklarla gidince diyor Turgut'a, diyor ki bir daha çocukları götürmeyelim. Evde bırakalım, bizi batırıyorlar bunlar. Sonra tabii ki Yiğit gördü de, o da istemez mi? Bir de Barbie'liği alacağım dedi. Ben de onu dedim, sen Barbie'liği alma. O da böyle leoparlı silgi aldı şöyle. Bu da yine hani takıyorsunuz, devamı geliyor ya böyle. Turgut da nedense bilmiyorum. Neden gerçekten bilmiyorum. Ama mıknatıs aldı. Buzdolabına yapıştıracakmış. Bunlara dedi bakınca dedi güleriz dedi. Ya gerçekten şeyini anlayamadım. Niye aldığını ben anlamadım gerçekten. Belki kendisi gelir açıklar bize. Bana dedik bunlara bakınca güleriz dedi. Hani bilmiyorum. Şunların ikisini aldı yani. Anlayamadım ama mıknatıs buzdolabına yapıştıracakmışız şöyle iki tane. Yani bunlara bakınca belki diyor gülesimiz gelir diyor. Gelip geçtikçe güleriz dedi. Ekstradan bunları aldı arkadaşlar, bilmiyorum. Yani soracağım sizin yanınızda az sonra neden almış. Gelsin bir. Sonra canlar. Şöyle derin dondurucu poşetim az kalmış. Ondan aldım. Bir tane yüz temizleme, şöyle ben büyükleri seviyorum. Bunları aldım, bu pamukları. Ha, şu arkadaşlar anlatıyordun da, bunları niye aldın aşkım, anlatır mısın? Buzdolabının için kız. Ama ne için aldın bunları? O pembe ben, yeşil sen. Bu pembe Turgut'muş, yeşil ben. Benmişim. Ama niye aldın bunları, gülerim diye mi? He, bakınca morayız. Bakınca da güleriz diye. Alışveriş yapınca morayımı bozuluyor, o kadar para gitti diye. Yerleştirince buna gelince aman. Aman. Güzel gösterdin mi? Hı, gösterdim, çok tatlı duruyorlar. Turgut'un biliyorsunuz şu sevdiği parfümler var. Bu L'Oréal ucuz yazık, pahalı alamıyor. Bana almaktan kendine para kalmıyor. Ne yakız Boston'lar Diesel'ı? Yok, var Boston Diesel var. Onları şey hafta sonu sıkıyor. Bunlar günlük. Bunlar banyo yapıyor ya arkadaşlar Turgut, biliyorsunuz. Ne? Bir tanesini bir günde bitiriyor L'Oréal'lerin. Ama çok da güzel kokuyor gerçekten de. Hele erkek parfümleri yani gerçekten çok güzel kokuyor bu markanın. Kadın parfümleri de güzel. Ama erkek parfümleri yani Turgut'ta acayip kalıcı yani. Bir de şu kabarmaya aldı şeyleri dedim. Sonra bugün buradan Gülşen'cim selam olsun sana, ama biliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şimdi benim mutfağımda bu duruyor. Tamam, görüntü açısından güzel olmayabilir çünkü siyah beyaz mutfak güzel. Hani bu mesela burada güzel durmuyor, haklısınız. Yani hak veriyorum. Ama yani Turgut şahit, ben buraya kaç tane güzel şey aldım değil mi Şahat, set. Yes. Böyle bulaşık makinesi ilacı koyarım diye içine. Yes. Kullandım da. Ama ben sürekli yeni şeyler denemeyi seven bir insanım. Doldurmayı böyle hiç sevmiyorum o şeylerin içine. Bazen geliyor gene değiştiriyorum. Ucuz bir şey buluyorum. Böyle siyah alıyorum oraya. Ama sonra aman boşver, onunla mı uğraşacağım? O yüzden de yani böyle idare edin beni yani. Buraya şey koymayacağım artık. Hani güzel dursun dediği. Benim için önemli olan kullanışlı olması. Bunu da kullanıyorum. Atıyorum gidiyor. Aman diyorum. Ama gerçekten... Hatta bugün düşündüm Turgut'a, dedim ki ya dedim Turgut dedim Gülşen dedim böyle böyle yorumda yazmış ki bir tavsiye yani mutfak çok güzel, Yasemin'cim hani oraya da güzel bir bulaşık ilacı için pompa alsan falan diye. Ya dedim aslında çok haklı, biliyor musun dedim, gerçekten mutfakta hani o hiç yakışmıyor oraya. Ama dedim hani Kişat sen de biliyorsun dedim, kaç tane aldım attım. Çünkü ben yeni şeyler denemeyi çok seven bir insanım arkadaşlar. Mesela bu da yeni çıkmış pompalı böyle kendiliğinden Pril'in. Mesela bunu aldım bu sefer ama... Bunu alıp oraya boşaltırsam o zaman bir anlamı kalmıyor benim için. Oraya boşaltınca ucuzlama oluyormuş, büyükler var ya. Ama belki de yani bakarsınız haftaya bir gün değiştiririm. Yani benim kafama artık nasıl eserse bilmiyorum ben, biraz o huyum var. Bazen öyle alıyorum böyle değiş koyuyorum. Sonra bazen de görüntü açısından diyorum ki güzel durmuyor, bir misafir gelecek oluyor. Böyle siyah bir tane ekşiden falan alıyorum bir iki oraya, geri koyuyorum. Sonra geri beğenmiyorum, atıyorum yani böyle böyle gidiyor. Ama bu yeni çıkmış yani. Zaten üstlerinde de yazıyor. Denemek için aldım pompalı. Böyle canlar. Yani. Ondan sonra şu da yeni çıkmış herhalde. Bu marka hiç bilmiyorum. Ama Ben Kessos diye. Bu arkadaşlar şey natural kosmetik yani şey kimyasalsız kosmetikmiş. Şöyle. Natural kosmetik. Bayağı da bir BB krem diyor yani. 8'i bir arada. 8 yani 8 şey birinin içindeymiş. Natural bej rengindi.
Yani hani burada şey yazıyor, nemlendirici, bakım yapıyormuş, cildi hani düz şekilde göz pigment leklerini şey geçiriyormuş. Bayağı bir şey var yani, acayip öğün. Hyaluron varmış içinde ve narın çekirdeği mi, öyle bir şey varmış yani. 8'i bir arada şu koluma denedim. O kadar yumuşak ve güzel ve gerçekten BB kremi yapması gereken her şeyi yaptığı için bir de bunu denemek istedim. Yani bunu BIPA'dan aldım. Natural kozmetik, yani dediğim gibi natural şeyler içeriyor içinde. Hani şöyle, ve çok beğendim yani, ilk defa uzun zaman sonra yine bir şey beğendim. Biliyorsunuz ben fondöten kullanmayı pek sevmiyorum. O yüzden de böyle BB kremleri tercih ediyorum. Geçen de zaten bir tanesi bitti. Bu bana iyi bir işi oldu yani, görünce. Denedim, bayağı hoşuma gitti. Bakalım, inşallah güzeldir yani. Elinde denedim. Bir de şu Maybelline'in bu, biliyorsunuz, Superstay şeyi bayağı bir ünlüydü. Instagram'da da herkes böyle gösterip yayınlıyordu. Ben de bu rengini aldım. Ben de daha çok böyle biraz pembemsi tonlar yakışıyor. Bir denemek için aldım. Bayağı da hoşuma gitti yani elimde. İnşallah rengi de güzel uyar. Bu da 15 euro falan da herhalde. 14-15 euro kadar. Niye? Turgut Bey, niye? Allah beni diyorum, niye bu kadar? Evet canlar. Sonra Turgut kendine indirimdeyken şöyle bir koli, iki koli aldın değil mi? İki koli Red Bull almış. Ben pek içmiyorum. Arada nadir, yani çok nadir içiyorum. Ama Turgut her gün bir tane içiyor iş yerinde. Yalan değil yani. Böyle. İndirimde 89 sente düşmüşken iki koli almış. Sonra canlar meyve suları şöyle indirimdeydi. Capri Sunlar. 3.90'a. Şu barda. Bir tanesi kirazlı, bir tanesi de portakallı. Böyle aldık çocuklara. Ondan sonra yarın alışverişe gideceğiz ama Spar'ın semilleri çok güzel oluyor. O yüzden 10 tane oradan aldım. Direkt gitmişken şöyle 10 tane semil aldım. Aslında bu hafta okul yok. Tatil bu hafta çocukların. Ama yine de evde bir şeyler sürüp yiyorlar falan. İyi oluyor yani. Sonra şurada da alışverişim var. Şöyle iki tane kurutulmuş elma cipsi aldım canlar. Bunlar çocuklar okula götürüyor. Böyle evde sağlıklı atıştırmalıklarda olsun istiyorum bazen yani. Ondan sonra sağlıksız şeylerimiz de var tabii ki. Bunlar indirimdeydi canlar. Şu Mikado, böyle çikolatalı çubuklu. Çocuklar çok seviyor. O yüzden bunlar yani iki alana iki bedavaydı. O yüzden 4 tane bundan aldım. 2-3'ü galiba normal çikolatalı. Birine de beyaz çikolatalı aldım. Birine beyaz çikolatayı çok sever. Sonra çocuklara şöyle ekşili şeker istedi benimle. Bu veji böyle, yani vegan, hayvansız şeysi. Bu da aynı şekilde trollenin. Bu da veji, yani şey, hayvan jelatini olmayan şeker. Sonra iş arkadaşım bu hafta bana hani oruç tutmadım ya şimdi birkaç gün. Şunu getirmiş iş yerine, bu müsliyi. Ondan sonra ben de dedim ki ben de sana alayım bir tane dedim. Hani madem o aldı, şimdi bir tane de ben götüreyim iş yerine. Bayağı da pahalıymış arkadaşlar. Bilmiyordum bunun bu kadar pahalı olduğunu. 4.99 mu neydi fiyatı, ama lezzetli, o kadar güzel ki. Granola, yani şey, böyle yulaflı bir şey yani. İçine ama kurutulmuş çilekler, bisküvi parçaları, beyaz çikolata falan var. O kadar lezzetli, o kadar lezzetli ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle sahurlarda belki yiyebiliriz. O yüzden bir tanesi işe götüreceğim, arkadaşıma vereceğim. Getirmiş de benim bu hafta oruç tutmadığımı bildiği için yani. O yüzden getirmiş, beraber yedik onunla. Ama bir tane de ben ona hediye etmek için götüreceğim şimdi iş yerine. Bir tane de eve aldım sahurlarda yeriz diye. İşte Belina'ya, yani Turgut, ben böyle en azından hemen çabuk elimizde yiyebiliriz diye bir tane de eve aldım. Sonra dediğim gibi bir tane daha elma cipsi. Mandalinalar 1 euroydu. Yani tuhaf falan, indirimde bir şey bulabilmemizdi yani şu barda bir de. Ondan sonra salatalık uzun zaman sonra 1 euroya düşmüş. 3 tane aldım. Şu barda 1 euroydu. Sonra bir de kiviler 1 euroydu. Ay kivi. Kivi nereden çıktı? Kiviye benzer bir hali var mı bunun, Yasemin? Ananaslar 1 euroydu. 2 tane de ananas aldım. Böyle alışverişim. Bu kadardı bugün. Aynen. Başka bir şey almadım canlar. Yani daha ne alacağız değil mi? Aldık alacağımızı. Gezdik işte, dolaştık. Biraz zaman geçsin diye. İşte
Oruçlu gezince de Turgut birkaç bir şey daha aldı böyle kendine. Gördüğünüz gibi. Böyle canlar, bugün de dolaştık, gezdik, bitirdik günümüzü. Şimdi saat olmuş 9. Biz böyle yatalım, uzalım şuraya bir. Ondan sonra dinlenelim diyorum, kendimize gelelim. Yarın alışveriş günümüz. Yarın market alışverişine gideceğiz. Yarın görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel dilekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah size bize dilediğinizin 1000 kat, 1000000 kat daha iyisini ve daha güzellerini nasip etsin. Her şeyin. Diyorum ya, yani benim takipçilerim, yani bizi takip eden, hani takipçi de demek istemiyorum aslında ben. Bizim buradaki ailemiz, bizim burada kardeşlerimiz o kadar iyi niyetli ve güzel insanlar ki, yani hani gerçekten her birinizin duasında olmak, her birinizden bunları duymak bizim için hani o kadar mutlu verici ve o kadar değerli ki Allah sizden 1000 kez razı olsun. Diyorum ya, size daha fazlasını versin. Siz daha da mutlu olun. Ailenizden, yuvanızdan bereket eksik olmasın. Allah size ve ailenize uzun, mutlu, güzel ömürler nasip etsin diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.